toplu taşıma, su ve ekmek üretimiyle ilgili maliyetleri tartışmak üzere geçen hafta ayın 31'inde Yeraltı Çatısı üzerinde halkımızla bir toplantı aldık. Bu toplantıda açığa çıkan görüş ve öneriler oldu maliyetlerle ilgili. Bugün ekmek, su ve toplu taşıma konusunda ücretler belirlenecek. Arkadaşlar, 5. ayın 31-2024 tarihinde yapılan halk toplantısının sonucunda 101 tane oy kullanmıştır. Şimdi oyların sonucu, öneri kullanılmıştır, pardon. Meclis üyelerinin imzasıyla tutanak tutuldu. Tutanağımız buradadır. Sandık burada açıldı. Sen Başkan'ın çıkan sonuçları size aktaracaktır. Su fiyatı 8, ulaşım 10, ekmek 6. Su 8, ulaşım 10, ekmek 6. Bir öneri var, zam yok diye yazılmış. Hiçbir şey değil mi? Şu notlarda ona paylaşayım mı başkanım? Yok ya. Su %100 artsın, ulaşım %100 artsın. Ekmek %100 artsın, ulaşım kutu döneye kadar uzatılmalıdır diye böyle öneriler de var. Şu notları sonra okuruz. Su 8, ulaşım 7,5, ekmek 6. Suyun bedelinin 5 lira olması ve bunun üzerine verdiği hedeflerin hızla verirsen toplam 10 lira belirlendiği ihtimali yok. Yani tam 5 lira ödeme hakkında biz bize %100 bir maliyetle 10 lira ekmeğin 6 lira olmasını biz öneriyoruz. Ulaşım bakımından da biz sivil ulaşımı 2,5 liradan ortalama 3 katı büyük şeye çıkıyor ki bu 7,5 civarına çıkacak bu. 7,5 liradan düşünüyoruz. Öğrenci bakımından da keskin kaldığımızda öğrenci 4 veya 5. Öğrencisi farklı olarak öğrenci 5'tir. Halkımız su ve birer dahil 10 demiştiniz. Halkımız sesine kulak veriyoruz ve suyu vergiler dahil 10 lira olarak öneriyoruz. Ekmek halkımız 6 ve 7 arasında bir rakam belirtmişti. Biz 6 olarak öneriyoruz. Toplu taşımada halkımız yanılmıyorsam 10 öğrenciye 5 mi demişti? Onu bir tekrar alırsam. Biz şöyle düşünüyoruz. Sivil için 8 lira önerimiz. Öğrenci için 5 lira. Yani su, vergiler dahil 10, ekmek 6, toplu taşımada sivil için 8, öğrenci için 5 lira olarak öneriyoruz. İlkesel olarak biz bunların üyesi olmasını istiyoruz. Ama kaynak büyük ekonomik durumda kaynaklanan sorundan dolayı suyun tüm vergiler dahil olarak 10 lira diyoruz. Ekmeğin 6 lira olmasını söylüyoruz. Ulaşımın da sivillerin 7, öğrencilerin 4 lira olmasını öneriyoruz. Şu an açıklanan bütün fiyatlarda suda zarar, ekmekte zarar, ulaşımda zarar edecek belediye. Biz tam tersini öneriyoruz. Yani daha doğrusu ben öneriyorum. Biz değil. Şimdi şöyle bir şey. Bundan ziyade suyun maliyeti 28 lira. Bunu nasıl 20 liraya düşürebiliriz? 15 liraya nasıl düşürebiliriz? Ekmeğin maliyetini nasıl düşürebiliriz? Yani burada ciddi bir şey var. Bir yanlışlık var. Yani bir yerlerde bir düzeltme yapılması gerekiyor. Cevap vereceğiz. Cevap çalışma yapılması. Ulaşımda yine öyle. Biz fiyat önerisi yapmıyoruz. Ekmek diyoruz 6 lira olsun. Su toplam olarak 10 lira olsun. Ulaşım sivil 7 lira olsun. Öğrenci 4 lira olsun başkanım. Su ücretlerinin 9 TL
ki önerilen şeyin önerdiği şey ufak buldu bence. Ekmek zaten 6 TL'de hemen hemfikiriz. Aynı şey, onlar da süt. Ulaşım da çeşitli önlemler alınırsa, oradaki denetim artırılırsa, araçların hor kullanılması veya ücretsiz personelin yani çok sık bir şekilde pasör basmadan bilmesi önlenirse bence 6 TL kurtaracak diye düşünüyordu. Öğrenci 4 TL olan küçük bir SDP önerisiydi. Ama biz dem olarak arkadaşlar demin birleştirdik. Dolayısıyla demle birlikte hareket edeceğiz. Dem grup olarak, ders müfakı olarak su için maliyet üzerinden 5.53 olarak önerimiz. Ulaşım 9.96 idi maliyeti. Ancak biz sivil için 8, öğrenci için 5. Ekmeğin maliyeti 7.95 idi. Biz de bunu 6 olarak öneriyoruz. 13. gündem üzerinde yoğun bir tartışma yürütüldü arkadaşlar. Ücretleri tarifesi görüşülmesi gündemiydi. Burada su, toplu taşıma ve ekmek üretimi önemliydi. Tartışma yürütüldü. Suyun vergiler hariç metre küpünü 5.53 olarak oylarınıza sunacağız. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimsel kalanlar, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Ekmeğin satış fiyatı 6 lira olarak belirlendi. Ekmek fiyatının 6 lira olduğuna dair oylarınıza sunuyoruz. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimsel kalanlar, oy çokluğuyla kabul edilmiştir arkadaşlar.